Koyun ağrına girdin mi, koyun bağırmıyorsa... Mutlu. Mutlu demektir. Bak, evet. Kaç yaşından beri koyunun içindesin, onu da söylesene. Osman Bey'im, ben 11 yaşından beri merkep üstündeyim. Koyun gittim. 11 yaşından bu yaşa kadar. 11 yaşından bu yaşa kadar. Bak, biz 8 ay meradan faydalanıyoruz. 6 ay meradan faydalanımız da var. 8 ay da var, 10 ay da var. Evet. Geri kalıyor 2 ay. 2 ay beslendiği zaman bir koyun olur. Size selam. Yepyeni bir programla tekrar sizinle beraberiz. Ve şu anda Karacabey'deyiz. Karacabey'de Karacabey Merinosu'nun gerçek duayeniyle beraberiz. Ve ondan gerçek Karacabey Merinosu'nun bütün özelliklerini dinleyeceğiz. Aynı zamanda kendisi Türkiye şampiyonu. 2 tane damızlık Karacabey Merinosu konusunda yetiştirdi. Yıllarca hiç festivallere gelip yarışmalara girmedi. İlk girdiği şampiyona da birincilik aldı. Dolayısıyla gelin kendisiyle sizi tanıştırayım. Osman Bey'im, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Memnun nasılsın? Oldum. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Çok sağlık. Teşekkürler. Ümit siz diyor ama bana siz demeniz yok. Benim dostum aynı zamanda. Eyvallah, yıllardır eyvallah. Tanışıyoruz kendisiyle. Bu sektörde gerçekten müthiş emek vermiş birisi. Ama diyeceksiniz ki ya bugüne kadar niye çekim yapmadınız? Olmadı bir türlü. Nasip bugüneymiş. Geldik. Çok şey öğreneceğiz kendisinden. Bir program değil, iki program yapacağız. Çünkü Mera'da da çekim yapmak istiyorum eyvallah. Seninle. Ama burada çok güzel bir sistem kurdun. Gel yürüyelim. Nereden yürüyelim? Şöyle bu taraftan yürüyelim. Şuradan yürüyelim. Şu ev çok hoşuma gitti. Nedir bu? Anlatır mısın? Osman Bey'im, bu evi biz Artvin'den ladin ağacı getirdik. Burada monte edildi. Burada monte edildi. Orada evet. Bütün şeyler, şekiller falan verilip böyle... Evet. Geçmeler falan orada tornadan çekildi böyle. Burada montajı yapıldı bunun. Çok sağlıklı, çok güzel. İçerisi çam ağacı, orman kokusu veriyor. Orman kokusu var değil mi? Peki bir oda, ne kaç odası var? Bir odası var, salon, tuvalet, banyosu var. 50 metrekare bir yer. Harika. Çok güzel, çok beğendim. Gerçekten işte ülkemizin... Artık böyle 3-10 katlı, 5 katlı yerlere değil, mümkün olduğu kadar böyle tek katlı yerlere ihtiyacı var. Evet, içerisi de çok söylüyorum. Kullanışlı. İçerisi de kullanışlı. Şöyle şu kapıdan bakalım. Burada basamakları var. Çok güzel. Evet, İçi harika. Tavanı da göster. Tavan da gözüküyor. Burası da tezgahımız. Çok çabuk ısınıyor değil mi burası? Çok çabuk. Soba yakmaya da gerek yok kışın bile. Kışın bile soba evet. Yanmıyor. Ne kadar güzel. Hadi girelim şimdi. Önce gelelim. Şimdi burada şu anda rüzgar var. Onun için dışarıda fazla konuşamayacağız. Çünkü rüzgar bayağı ciddi rüzgar oluyor. Burası da bizim yapay meramız. Evet, burası yapay meramız bizim. Burada hayvanlarımızı otlatıyoruz. İşte kendi meramızı oluşturduk burada. Evet. Bu tarafta köyümüzün merası böyle. Şu tarafta köyün merası, şu tarafa doğru gösterirsek şöyle. Köyün merası var. Bu kendi suni meranız. Evet, yapay meramız. Kaç dönüm burası bu yapay mera? 50 dönüm. 50 dönümde sen çok rahat 100 evet. Hayvan bakarsın yani. 150 tane de bakabiliyorum. Bakabilir. Sulama yapıyor musunuz? Yapıyoruz. Regras mı ektiniz, ne ektiniz? Şu anda Regras ve Flora K diye 7 karışım var. Flora K iyi, çok iyi biliyorum. Evet. Ankara'dan aldınız o zaman. Aynen. Değil mi? O Ulusoy ailesidir. Evet. Değil mi meşhur? Onlar gerçekten bu konuda duayenler. Flora K evet çok yani, güzel yapmış. Yani köy meraları da böyle ıslah edilip ekilse çok güzel olur. Köyün hayvanına gayet yetebilecek bir ota sahip olur yani. Kesinlikle. Hele hele sulama yapıyorsan eğer, yağmurlama sistemi mi yapıyorsunuz? Fıskiye sulama. Burada sulama sistemimiz var merada. İsmet Hoca ile birlikte yaptıydık burasını. Evet. Mera ıslah çalışması yaptık bu kadar bir yerde. Yazın bile hayvan otlatabiliyoruz o zaman. Çok güzel. Yani bence bütün meraların böyle olması lazım aslında. Ben de söylüyorum. Şimdi değerli dostlar, bu arada şunu söyleyelim. Bu gördüğünüz çadır gerçekten uzman bir firma tarafından yapılmış. Galkotex firması. Evet. Galkotex tarafından yapılmış. İzoleli bir çadır değil mi? Çelik konstrüksiyon, bayağı büyük. Genişliği ne kadar bunun? 16'ya 8. 50'ye 16. 50'ye 16. Çok güzel. Şöyle içeri girelim. Çiftliğin adı neydi bu arada senin? Merinos çiftliğin. Kangal Üretim Çiftliği. Eski Ümit Yörü. Merinos. Kangal Üretim Çiftliği. Kangal niye? Kangal köpeklerden dolayı. He. Sivas Kangalımız da burada. Onlara da bakacağız. Köpeklere evet, de bakacağız. Evet, çok güzel akbaş ve kangal köpekleri evet. Var. Yani Türkiye'mizin simgesi, bizim kangalımızı da burada tanıtmış oluyoruz insanlara. Evet. Çünkü kangal köpeği sürüde olmazsa olmaz yabani hayvanları kovma konusunda. Şimdi sevgili Ümit, sen bu konuda duayensin. Benim her zaman söylediğim bir şey var. Karacabey Merinosu zaten Karacabey'den çıktı. Evet, galiba. Karacabey Tigem'den aldık zaten biz bunları 2007 yılında. Karacabey Harası'ndan aldınız değil mi? Harası'ndan. 2007 yılında Karacabey Harası'ndan aldık. Bulandırma araştırmanın koçlarını da kullanarak bunu daha elit hale getirdik biz. Uludağ Üniversitesi ile birlikte
anne baba soykütüklerinde yani kulak numarasına göre soykütük yaptık. Şey de var, aynı zamanda senin pedigrilerin de var. Var yani. Bunların pedigrileri var. Evet, Osman Bey'im var. Şöyle yaptık, buralarda mesela 5 koyun bir koç bölmelerimiz var bizim. Kulak numaralarına yazdık, bu 5 koyun bu koçtan diye. O koçtan böyle sıralı halde. Çok ilgimi çekti, bu arada sohbete başladık ama bunu sen yaptın herhalde. Çok güzel olmuş evet. Ya. Buna şimdi yakından bu, bakmak istiyorum. Osman bu senin Bey'im, dizaynın herhalde değil mi? Evet, çadıra zarar vermiyor. Çadır. Buraya tahta çaktın. Evet. Akıllı vidalarla bunları çaktın. Çaktık. Bu kafesleri de tek yönlü hale getirdik. Temeli de yemlik olarak kullanıyoruz. Hani hiç zayi olmadı bak. Evet. Çok güzel. Çadırın birbirine atılan temelde yani temelden faydalanıyorsun. Tabii faydalanıyoruz şu anda. Ama hayvanların yarın bir gün çoğaldı mı dışarıda da besleme yapabilirsin. Çok tabii tabii. Bu burada hiçbir zarar olmayan, bize engel olmayacak bir yemlik sistemi. Doğumhanelerde ve koçlanmada bunu kullanabiliyorsun. Yani şöyle evet. Bölersin bunu. Doğumhanelerde de doğum olarak oturup yemini koyabilirsin. Buraya. Aynı zamanda bu da sağlıklı bir şey. Tahta olması da sağlıklı ve en uygun fiyatlı şey. Yani ne denir? Tabii, tabii. Ağaçların çok o kapak tahtalarından. Kapak tahtalarından yapmışsın. Çok güzel. Ne kadara mal oldu tahmini? Ya bu içinin komplesi 15 bin liraya mal oldu işte tahtalar, ustalığı falan. Hiçbir şey değil. 15 yani. Bin liraya mal oldu. Peki yani bir koç şey... parası yani koskoca bu 800 metre bir yeri yapıyorsun yani. Evet çok büyük 800 metrekare. Çadırın çelik konstrüksiyonu oldukça sağlam gözüküyor. Burada evet. Da bayağı fırtınalar oluyor değil mi? Yani benim burada korktuğum lodostu, hatta bugün de lodos var ama lodostan hiç etkilenmediğini gördüm. Hiç etkilenmiyor şu değil mi? Şu an bak içerisi gayet güzel. Bir saç ağlı olsaydı öbür ağda gitsek daha böyle ses yapıyor. Evet. Şu an burada burası hiçbir sakin. Ses yok. Bunu sakin. Karda da yaşadık. Karda da korktum. Ve üstüne hiç kar durmadı. Sıyrıldı hemen. Yani karda dizayn olarak da demek ki oldukça güzel bir şekilde yapılmış. Bak içeride hava güzel. Şu anda bayağı bir 70 kilometre şu an lodos var burada. Bak evet. Burada hiç hissedilmiyor. Yani ben evet, lodostan korkuyordum hiç, yani. Hiç duymuyorsun bile. Valla Galkotex firmasına teşekkür ederiz o zaman. Böyle güzel hayvancılığa böyle güzel. Tolga Bey ilk önce hani dinlemeyin mi acaba çadırdan ne olur gibi düşündüm ama gerçekten eline sağlık. Çok güzel bir çadır yaptı. Peki bu çadırın maliyeti ne kadar aşağı yukarı? Şimdi yani maliyet söylemeyelim. Günden güne fiyatlar değişir, yerinde evet, durmadığı değişir. İçin ben şu fiyat dediğim zaman arkadaşlar yanlış anlarlar. Derler işte Ümit abiye bu fiyatta yapılmış bize ne böyle ama şimdi demir yükseliyor. İşte maliyetler yükseldiği için burada maliyet... Ama yani çadır maliyeti genelde bir betonarme maliyetine göre çok daha uygun. Yarı fiyatı, yarı fiyat. Yarı fiyatı. Yarı fiyat. Artı bunun şöyle bir güzelliği var. Yarın bir gün beton yer yaptığın zaman beton yeri komple kaldırıp bir yere götüremiyorsun. Aynen ve öyle. Aynı zamanda rezillik kalıyor öyle. Bomboş kalıyor. Ama bu binayı istediğin gibi modüler evet. Sistem. Her tarafı vidalı, montajlı. İstediğin zaman bak vidalar şöyle. Evet. Sök bunu başka bir yere kurabilirsin. Şöyle bir şey var Osman Bey'im. Bu çadırları ülkedeki koyun üreticilerimize gerçekten artık tavsiye ediyorum. Çünkü ben yaşadım, gördüm. Bürokrasimiz de bu işe el atmalı, ön ayak olmalı ki üreticilerimiz rahat bir şekilde bıkmadan, ayağına taş değmeden güzel, severek bir üretim yapsınlar yani, diye düşünüyorum. Yani burada biraz daha açalım. Çok güzel bir konuya değindi. Yani artık bizim herhangi bir üreticimiz ben çadır yapacağım, bana işletme numarası verin evet. Diye ilçe tarım müdürlüklerine gittiği zaman evet. Devletimizin yetkilileri evet. Kanun çıkarıp artık çadırlara da tabii ki çadırların belli bir spesifikleri olur, o olur, bu olur ama bunlara da artık onay vermesi lazım. Aynen, yani bizim bana göre bizim artık betonarmeyi kaldırmamız lazım. Kaldırmamız lazım. Şimdi şöyle diyeyim ben yanlış konuşacağım belki ama imar affı, işte tarım arazisi tamam doğru ama tarım arazisinde yine tarım üretiyoruz burada. Hayvan evet. Üretiyoruz yani. Evet. İşte orası tarım arazisi. Bürokrasimizin şunu yapması lazım. Geçici bir şey. Hemen bunu söküp kaldırabiliriz. Eğer öyle bir şey sıkıntı yaşarsak bunu evet. Sökebiliriz gibi karşılığına bir şey yazılması lazım. Evet. Yani biz sana şu an izin veriyoruz ama yarın buraya başka bir şey olursa bak bunu biz sana söktürebiliriz. Şimdi şöyle bir şey de var. Ben şimdi biliyorsun Kahramanmaraş'a gittim. Evet. Hatay'a gittim. Allah oradaki kaybettiklerimize rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ülkemize, yakınlarına aynen. Sabırlar diliyorum. Tekrar. Hep hatırlatıyorum çünkü orayı unutmamamız lazım. Osman Bey lazım. Aklımdayken bir şey daha söyleyeceğim. Evvelsi akşam beni Kahramanmaraş'tan bundan 6-7 yıl önce koyun verdiğim bir arkadaşım aradı. Şu anda telefonu da var Maraş diye yazıyor. Aspi. Abi dedi depremde benim ağlım göçtü. Koyunlarımın hepsi öldü. Elinde koyun var mı? Ben bu hayvanları çok beğendim. Yine sizden isteyeceğim. Abicim dedim geçmiş olsun sana. Başınız sağ olsun. Çok üzüldük. Elimizde size buluruz. Her şekilde koyun buluruz. Destek kampanyası yaparız. Şunu diyeceğim Osman Bey'im. Bu evet. Çadır orada olsaydı yıkılmazdı. İşte bak. Yani bak şimdi çok orada önemli. Bu çadır olsaydı o hayvanların da hani hepsi çadırı tabii olurdu. Ki hayvanlara yapıyorsun da hayvanların hiçbirine bir şey olmazdı. Yani şöyle söyleyeyim. Belki hani fay hattı ortadan bile geçse evet, evet. Yarılırdı. Hiçbir şey
olmazdı. Gene hayvanlara bir şey olmazdı. 3-5 tanesinin belki bacağı kırılırdı. Hayır, bu bez zaten, yani çadır sonuçta. Çadır gerilirdi. Yamulsa da bükülse de altında bir şey olmazdı gerçekten yani. Gerçekten buradan ülkemizin yetkililerine sesleniyoruz. Evet, çok önemli bakın, olan yer burası. Bakın iki tane ben şey söylüyorum. Sadece çadır, bu tip çadır değil. Aynı zamanda yapacaksanız ya tahta yapın ya çadır yapın. Hangisi uygunsa. Ama bunu yapmak daha hızlı. Bak Osman kardeşim, ben çok şeyler yaşadım. Ben 52 yaşındayım. Saç ağalda yaptık biz. Ethermit ağalda yaptık. Ve ben bunların sonuçlarını yaşadım. 2005'te benim Ethermit ağalım çöktü. Ama hayvanlarım ölmedi. Yamuldu. Hmm. Demir yamuldu sadece. Evet. Karda. Yine karda saç ağaçtan o da göçtü. Orada bir tane koyunumuz öldü. Ama ben inanıyorum ki bu çadırda öyle bir şey olsa, daha fazlası bile olsa, hiç zayiat verilmeyeceğini gördüm. Bir de şey önemli. Yani tabii ki çadır yaparken yapılan çelik konstrüksiyonun tabii yani etli olması, işte belli garantisinin verilmesi, olması, uygun hale getirilip kullanış şekli. Şey Tolga Bey de Tolga Bey bize şöyle bir şey söyledi. Kendisi mimar aynı zamanda. Tabii mimar. Evet. Tolga Bey çok şeffaf bir insan. Dinlemesini bilen, konuşmasını bilen insan. Bunun üstüne çadıra bir şey olursa eğer, üzerine bunun güneş enerji paneli de koyabilecek şekilde bu çatı bizim. Çok güzel. Yani ileride güneş enerjisi koyabilirsin tabii, buna. Güneş enerjisi koyabiliriz istersek. Ha, istemezsek çadır eskidi, şu oldu bu oldu, 10 yıl sonra 15 yıl sonra neyse. İster aynısını yaptırabilirsin, istersen güneş panelli. Çok güzel. Ya o çok... ne saçlı diyorlardı ona? Sandviç paneli. Sandviç paneli de koyulabilir. Sandviç paneli de koyabiliyorsun. Buna koyulabilir. Ama lüzum yok bence. Yok. Bence lüzum yok. Bu zaten izoleli olduğu zaman havalandırmada iyi oldu mu, terleme merleme. Şimdi bir de kuruluş terleme yaşadın mı mesela? Yok. Yok. Kuzey güney. Kuruluş şekilleri böyle olması lazım. Bizim kuzeyimiz böyle. Kuzey bu taraftan. Evet, kuzey bu taraftan. Şu anda lodos esiyor. Lodos da bu taraftan. Böyle değilse havalandırması güzel. Böyle değilse yine havalandırması güzel. Yani dolayısıyla iki taraftan gelen rüzgarı binayı doğru koymak doğru lazım. Koymak lazım. Hangi ilde olursa olsun oradaki esen rüzgarlar bellidir. Kuzey ise kuzeye uzun tarafını verilmesi lazım. Çünkü içerideki havayı atar. Lodos da olsa yine içerideki hava sirkülasyonunu sağlaması lazım. Evet, çok bunlar çok önemli. Lazım. Çok güzel şeyler öğreneceğiz Ümit kardeşimizden. Gerçekten doğru bilgiler var. Şimdi burada hayvanların bir kısmı merada zannedersem. Evet, merada koyunlarımız da var. Burada şimdi bunlar Karacabey merinosu. Senin burada toklular var gördüğüm kadarıyla. Evet. Hem, bunlar koşlanacak olan koyunlarla toklular burada. Biraz bunları koşlayacaksın. Koşlayacağız bunları. Koşlar ama dışarıda şu anda. Onları göreceğiz. Onlar ayrı bir sürü. Onlar biz şöyle zamana ayırıyoruz. 3 ay arayla koşlandırıyoruz koyunları. Şimdi Mart ayı koşlanmamız var. Temmuz koşlanmamız var. Bir de Kasım koşlanmamız var. Yani bizim. Yılda 3 kere koşlama yapıyoruz. Yani kalanlar hep 3 ay 3 ay geri gidiyor. Çünkü koyun kendini hazırlayamıyor. Bakıyorsun koşlandı diye o sürü de kalan işte 25-30'u öbür tarafa aktarıyorsun. Çok güzel. Burada kuzular da var ama değil mi? Bu kuzular da var. Bunlar şöyle işte onu anlatacağım Osman Bey'im. Burası şimdi 150 koyun koşladın. Ha, bunun içinde 30 tane kaldı. Onu ayırıyorsun. Diyorsun ya bu ziyan olmasın. Buna da ayrı bir koş salalım. 3 ay sonra onları koştan hem koyun kendine geliyor, toparlıyor kendini. Bunlar o kalan parça olanlar yani şu an gördüklerimiz. Bir de şöyle yapıyorsun. Mesela şimdi koşlamayı yaptın. Zaten 3 ay sonra koşlayacağın için gebe olmayanlar da ortaya çıkıyor. Tabii. Onları pat öbür bölüme aktarıyorsun. Döneme aktarıyorsun. Tabii öbür bölüme aktarıyorsun. Yani o dönemde. Şimdi ben sana tabii konuya çok Osman Bey'im böyle olduğu zaman da şimdi 3 ay 3 ay geri gidiyor ya şöyle dönüyor diyor diyelim 365 gün. Bu hayvan bu sefer dinleniyor da. Bir ya de o an hazır. Maddi olarak tabii, sana de. Katkısı var. Yani aynen. Yılda bir kere doğurttu mu parayı aldın harcadın bitti. Ama devamlı bir devamlı dönüyor. Gelir girdisi yani, oluyor. Yani dörde bölüyoruz daha doğrusu. Böyle sana da zorluk olmuyor. Diyorsun ki işte koçum benim 40 gün gezdi. 40 gün veya 35 gün neyse. Ondan sonra koyunum doğurmayacak. Rahat uyuyabiliyorsun evde. Ama koç sürekli içinde olduğu zaman ya işte bu akşam da koyun doğuracak. Seni sürekli rahatsız ediyor. Ve işçilik çok artıyor. Bıktırıyor, bezdiriyor. Ama böyle olursa 3 ayda bir 3 ayda bir kafan rahat oluyor. Hayvan rahat oluyor. Bakım daha hoşuna gidiyor. Bir de gidiyor. Mesela 200 tane sürüm var diyelim. Bunu 4'e böldün. 50-50 doğurttuğun zaman yorulmuyorsun. Yorulmuyorsun. Şimdi buna kaç hayvan tane çoban, kaç çoban lazım sana? Bir tane. Bir tane çoban yetiyor. Yetiyor. Aynen öyle. Çoban olmasa bile kendin götürebiliyorsun. Yani, idame edebiliyorsun. Şu kafesleri niye yaptın dersen hiçbir zararı yok. Normal saldın. Biraz anıs sapı, yonca işte ne atabilir, çayır otu. Evet. Canı sıkıldıkça yesin orada. Aynen. Keşif yemini veriyorsun. Bunlar orada çerez gibi düşün. Bunlar da meraya çıkıyor mu bunlar? Çıkıyor. Şu yapay meraya salıyoruz onları. Bak koyun ağrına girdin mi koyun bağırmıyorsa... Mutlu. Mutlu demektir. Bak evet, ben Osman önemli, Bey'im koyunlarla konuşuyorum. Tabii. Koyunlarla konuşuyorum. Mustafa tamam. Ben karar verdim. Bunun adını koyunlarla konuşan adam koyacağım. Tamam, koyunlarla. Çok güzel. Gerçekten o. Koyunla öyle. Konuşamayan bir üretimimiz varsa bunu öğrensin. Koyun zaten söylüyor ne olduğunu. Söylüyor değil bak, mi? Bak şu an biz tokuz diyorlar. Bak geviş getiriyorlar. Evet. Şimdi yani bunlar mutlular. Mutlular. Aç olsalar bizi sal derler. Ben onların bağırış şeklinden anlarım. Koyun kuzuya mı bağırıyor?
Haş diye mi bağırıyor? Evet. Ne diye bağırdığını bilmesi lazım bir üretici. Biliyorsun. Biliyordur da zaten. Çoğu arkadaşım biliyor bunu zaten. Biliyor. Yani yıllarını vermiş insanlar daha çok biliyor. Ben bazen espri olsun diye giderim böyle kardeşlerimin yanına. Nasıl? Öğrendiniz mi koyunlarla konuşmayı derim. Onlara gülerler bana. Bir gün Sinop'ta bir olay başıma geldi. Mustafa kardeşim var orada. Baktım kuzuları bağırıyorlar. Mustafa dedim bak kuzulara soracağım. Konuşayım mı kuzularla dedim. Gülüyor bana. Bak konuşacağım Mustafa'yı dinle dedim. Siz dedim annenizden erken ayırdı Mustafa Bey. Ben sizi satacağım artık büyüdünüz. Vereceğim birine. Sizin besiyeminizi de vermiyor. Normal karma yemden. Kaba yem veriyor size. Abi. Bak doğru diyorlar dedim Mustafa. Abi onu da bırak. Annemizden erken annemiz de koçlandırıyor. Şu an zaman değil ama koç da sal. Mustafa Bey mutlu ama biz mutsuzuz diyorlar. Mustafa yarattı kendini gülmekten. Ya nereden biliyorsun? Bak söylüyorlar bana dedim. Hayvanlar söylüyor yani. Bu, yani bir de dilinden anlama olayı. Kaç yaşından beri koyunun içindesin onu da söylesene. Osman Bey'im ben 11 yaşından beri merkep üstündeyim. Koyun gittim. 11 yaşından bu yaşa kadar. 11 yaşından bu yaşa kadar. Hatta bir şeyim de var burada yine. Hayat Üniversitesi'nden mezunsun ama ben sana baktığım zaman ben karşımda böyle sanki üniversite mezunu, son derece kültürlü, kendini yetiştirmiş bir insan görüyorum. Gerçekten eyvallah bunu Aslan Bey'im. Hani ben bu işi severek yapıyorum. Üniversite, araştırma da yapıyorsun. Araştırma. Herhalde. Bütün Uludağ Üniversitesi'ndeki bu işten yoğrulan hocalarımızla da çok görüştüm. Çoğu bilgiyi onlardan aldım zaten. Onlar bana çok destek oldular bu konuda. Onlar sahada olmadığı için ben bir de beni sahada yetiştirdikleri için kendileri de çok mutlu. Biz Ümit'i öğrettik. Bizim bilmediğimiz bazı sahadaki şeyleri de Ümit'ten öğreniyoruz. Yani bilmediğimiz şeyleri. Sahada yaşamak başka bir şey. Şimdi bir şey daha var. Onu söyleyeyim. Benim biliyorsun hep duymuşsundur belki benden. Benim hayalim Türkiye'de çoban okuluna ihtiyacımız var. Evet. Yani 6 aylık, 12 aylık, 2 yıllık eğitim veren çoban okulu. İşte çoban okuluna alacağımız hocalarımızdan bir tanesi hazır. Yok yok, estağfurullah. Gerçekten öyle. Yani şimdi, bizim orada o çoban okulunda aynen biz dededen yani teori dışında değil, pratikle ilgili. Tabii mesela ki, bana sordukları zaman sen beni görüyorsun. Ben bugüne kadar sağlıktan konuşur muyum? Konuşmam. Osman Bey'im sen büyük bir bizim başımızda olan yani kendini bu işe feda etmiş bir insansın benim gözümde. Sağ ol, teşekkür ederim. Yani ama senin için parayla pul olacak bir iş değil. Evet. Yani bizim gibi çoban yani Türkiye'nin kınadığı bir çoban toplumun içine girip kendini feda etmem biz senden çok memnun. Çok teşekkür sağ ederiz ol, sana. Sağ ol. Teşekkür gerçekten yani bizi onur ediyorsunuz buralarda. Sağ ol. Olur bu mu? İşe daha olur çok mu? Merak ediyoruz. Ya, yani Osman Bey gibi birisi gelip bizi burada onur etti. Bize destek oldu. Çok teşekkür ederim böyle düşündüğün için. Sağlık. Ben buraya sana daha keşke daha önce niye çekemedim diye üzüntü duyuyorum şu yok anda. İnan bana o üzüntüyü duyuyorum. Çünkü senin ne kadar değerli olduğunu ben biliyorum. Osman Bey benim başımdan bazı şeyler geçti. Toparlayacağız inşallah. Toparladık sayılır. O yüzden sizi de şey etmek istemedim. O yüzden çağırmadım. Ya, hiç sıkıntı yok. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi sen de biliyorsun. Gerçekten koyunculuk çok zor günler geçirdi. Evet, şu geçirdim. İki yıl sen de zorluklar geçirdin. İşte evet söylüyorsun. Yani ben buradan tekrar yetkililere yalvarıyorum. Yani ne olur ithalatı, et ithalatını açmayın. Yani bu ülke iki yıldır biz et fiyatlarını sıka Osman Bey'im üretici sana mahvoldu. Ve bir şeyi daha fark ettim. Onu da söyleyeyim sana. 2018'den öncesine bakıyorum. Bunu hep tekrarlıyorum. Benim birçok şeyi de tekrarlıyorum. Gene tekrarlayacağım. 2018'den önce mezbada satılan yani üreticinin sattığı fiyatla tüketicinin kasapta aldığı fiyat arasında %18 fark var. Şu anda kaç? %50. 80'e kadar. 80'e kadar. Anladın mı? Problem buradan kaynaklanıyor. Yani kasap da tembel oldu. Kasap kardeşlerimiz de gidiyor aracılardan alıyor. Tamam aracılar da olması lazım. Ama ya el insaf. Osman kolay Bey, yetişmiyor. Türkiye'de hayvan. Türkiye'de en büyük sorunu ben mera olarak görüyorum. Bravo. Mera çok önemli. Şimdi biliyorsun ben çok kişiyle asfal oluyorum. Kapalı besiciyi de gördük. Kapalı besik koyunculuğunda gördük. Bunun evet para kazanmadığını da gördük. Evet. Şimdi ben arkadaşımın birine dedim ki sen kapalı besliyorsun bak maliyetin bu. Evet. Biz köylü olarak Türkiye'deki koyuncu köylüleri olarak bak biz 8 ay meradan faydalanıyoruz. 6 ay meradan faydalanmamız da var. 8 ay da var, 10 ay da var. Evet. Geri kalıyor 2 ay. 2 ay beslendiği zaman bir koyun olur. Evet. Bu 2 ay çok önemli. O 8-9 ay bize kar kaldığı zaman kapalı besicilikten köylü kâra geçiyor. Yani meralardan faydalandığı zaman. Yani bugün belediyeler, evet, ilçe tarımlar, il tarımlar gerçekten bizim yanımızda olduğunu hissettirmesi lazım bize. Evet. Meranız ne şekilde arkadaşlar? Bir gelin ya bir sahaya inin. Bir mera ıslahı yapalım. Bir gelin yani köylüler işte ben şu an Ulaabat'tayım. Ulaabatlar sizin meranızda ne yapabiliriz biz ya? Siz de bize bir yardımcı olun bakalım. Şu mera ıslahını bir başlayalım bir yerden. Nasıl bir faydası olacak size? Biçelim, ekelim, bir deneme yapalım. Bakalım köylü memnun kalacak mı? Hayvanlar mutlu olacak mı? Şu an bizim meralarımız diken içinde. Şöyle bir şey var yalnız. Ben tabii tecrübelerimden ve yaşadıklarımdan biliyorum. İşte zamanında Hayrabolu'da da biliyorsun birçok çalışma yaptım. Sizin mera birliğiniz var mı? Mera var birliğiniz.
Mera Birliği'nin... Türkiye'nin her yerinde mera komisyonu kuruldu. Evet, mera birliğiniz belediye varsa... Belediye de destekliyorum olarak diyor. Evet. Ama şu anda icraata geldiğin zaman muhtara diyorsun ki... Muhtarım sen bizim başımızdasın, bak bizi bir yönet, kontrol et, biz de bir şeyler yapalım. E yaparız. E ne zaman? Çünkü mera birliği muhtardan ayrıdır. Mera ayrı, birliği ayrı olduğu zaman ayrı ama devletin muhtarın, şeyi var, muhtarın... desteği var o konuda. Şey var, desteği. Tabii tabii. Gübre veriyor, veriyor, tohum veriyor. Yani bir anda değişiyor zaten. Yani biçmeye başladığın anda evet, o senin kaba dediğin hani kurumuş otlar rezil ediyor merayı, biliyorsun. Evet, evet, evet. Onlar çıktı mı mesela, ben gözlerimle hani bunları yaşadığım için biliyorum. Kesildiği zaman bir bakıyorsun yemyeşil ot çıkıyor. Hayvan ot diyebiliyor. Çok güzel oluyor. Şimdi mera komisyonları kuruluyor. Mera komisyonların denetleyen kurum yok. Evet. Ancak şikayet, bu sefer söylüyorsun, diyorsun ki işte merada çalışma olmadı. Bu sefer sen beni şikayet mi ettin? Ya şikayet değil. Gelin bunu kalkındıralım. Beraber yapalım. Beraber yapalım. Yani birisi sürsün, eksin, bitsin. İşte tiken çıktı, ona göre biçelim edelim. Yani bir ıslah çalışması yapılsın. Maalesef takip edilmiyor. Maalesef. Yani, benim de bir sloganım Türkiye var her zaman. Genelinde, Türkiye'nin geleceği küçük başta, küçük başın geleceği de meralar, meralar, meralar. Bak Osman Bey, şimdi, bunlar damızlık bunlar... bıraktığımız dişi kuzular diyelim. Bunlar 4 aylık. Mesela ben burada baktığım zaman ne görüyorum? Hemen hemen hepsi inci gibi birbirine yakın hayvanlar seçmişin. Bak şu pembe numaralar dişi, evet, mavi numaralar erkek. Bunlar üniversitede anne babalar, hepsi belli bunlar. Hepsi belli bunlar. Hepsi belli. Pedigri bunlar yani. Evet. Bunları şimdi kendine ayırdın. Evet. Bunları damızlık bırakacağız kendimize. Damızlık bırakacağız. Burada 40 tane kaç falan. Kaç aylıkken sen çiftleştiriyorsun? Onu da bir öğrenelim. Yani genelde 14 aylık olmadan koç salınmaması lazım bir hayvana. Bakın bu işin duayeninden tekrar duyuyoruz. Bir hayvanı nereye gittiysem hep bunu yurt dışında da böyle gördüm. Bir hayvanı 14-15 aylıktan önce, aynen, koça tutmayacaksın. Eğer bir hayvanı biz 12 aylıkken, 9 aylıkken, hayır, 10 aylıkken tutuyorsak o hayvandan damızlık olmaz. Şimdi ve orada üretim orada verimliliği de olmaz. Tabii tabii, işte onu anlatacağım. Şimdi bunu 14-15 ay koçlandığı zaman 10 yıl koyunculuk yapar. Yani bir koyun 10 yıl verim verir aslında. Diyor ki mesela müşteri arıyor, diyor kaç yaşında koyunların? 5 yaş. Ya yaşlı. Hayır abicim, koyun 9 yaşına kadar full verim verir. Bir de o 5 yaşı aslında en verimli yaşı. Sen 5 yaşında koyun bul, hep başına koy be kardeşim. Yani diyorsun, niye öyle diyorsun? O 5 yaşındaki koyun ikiz yapar hep. 400 yapar. 400 de yapar, 300 de yapar. Bekir Ürkmez de 5 yaşındaki 400 büyüttü, gördün sen. Evet, buradan Bekir Ürkmez'e de selam olsun. Selam. İşte dostlar, yukarıda videoda göreceksiniz. Bekir Ürkmez kardeşimiz, evet, koyunları buradan aldı. Ve ondan sonra o da geldi, İnegöl Festivali'nde şampiyon oldu. Evet. Veya dereceye girdi, öyle diyelim. Evet, şampiyon ama oldu. Gerçekten demek ki kalite çok önemli. Bu işe başlayacak insanların da ya hani karışık melez alın kardeşim, bahçenizde besleyin. O ayrı. Ya da damızlık yapacaksan bak, en kalitesini al. Zaman harcıyorsun. Zaman harcamak da bedel ödemek. Tabii. En büyük bedel zaman zaten. Aynen. Parayı belki yarın bulabilirsin. Ama bu zamanı... Paranla da rezil olabilirsin. Evet orada. Ama bu zamanla bu bedeli ödemek çok ağır bir bedel. Çok. Şimdi bunun gözüne bakıyorsun, yani 15 ay bekliyorsun, ondan sonra... Koşluyorsun 5 ay gebelik dönemi, işte ondan sonra o ikizliği yakaladığın zaman tamam diyorsun. Ya bir de şöyle de söyleyelim, 15 ay baktın koşladın, 5 ay 20 ay. Evet. Bu hayvana bir de 4 ay yani yavru büyütecek. Büyüttün. Demek ki yani biz 2 yılda bir... Bir koyun 2 yılda koyun oluyor. 2 yılda verim alıyoruz. Yani bunu bilmemiz lazım. Karaca ve Merinos kuzuları genelde 3,5-4 ayda istenilen iyi bakılırsa... Osman Bey'im 4 ayda 53 kilo ortalamamız vardı. 53 kilo. 53 kilo canlı ağırlık bu sene bizim. Çünkü videolarını gösterebilirim. Bunlar doğumdan satılana kadar dartıldı. Ölçüm biçim yapıldı. Onları soracağım zaten. Tabii, onları tabii. Senden öğreneceğimiz çok şey var. Şimdi onları... O zaman o konuya girelim baştan. Şimdi şeye girelim. Hayvan doğdu. Senin doğum ortalamaların kaçtı? Doğum ortalamaları. Şimdi bak bu kilo olarak. İkizlikle teklen alakalı. Genel ortalamayı söyle, ortalama, sonra ona gireriz. 4,5 kilo. 4,5 kilo, tamam. İkizlik oranın kaçtı? Şimdi ikizlik oranın kaç deyince Engin Bey'le bizim bir ikizlik oranı olayımız oldu. Dedi ki abi hepsini ikiz yazmışsın listeye. Teşvik vereceğiz dediysek ikiz yaz demedik sana. Gel kendin bak. Yok öyle demedim. Dedim Engin Bey bana para lazım, o yüzden ikiz yazdım hepsini dedim, ama padoklarda da koyunlar diziliydi. Gel sonra, bakalım şöyle. Yok kendi gezdi, baktı, geldi. Abi seni tebrik ediyorum dedi. Bu ne dedi ya? Sen anlatsan inanmazlar. Net ediyorsun zannederler. Ben dedi seni gördüm. %90 ikizliği dedi burada gördüm. Şimdi ben bunu niye sordum? Ben bundan 5 yıl önce geldiğimde şöyle başka yerdeydim. O zaman bu çadır yoktu. Başka yerde hayvanlar. Bir baktım hayvanlara. Hayvanlar kuzulardan geçilmiyor. Dedim ya ikizlik oranın kaç? İkizlik oranı o zaman %90'lardaydı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Şimdi tabii yıllardır seleksiyon yapıyor. Ümit kardeşimiz seleksiyon
seleksiyonun tabii ne kadar önemli olduğunu sen biliyorsun. Çok mesela önemli. Sana bir soru daha sorayım. Bunları anlatıyorum da sana sorduğum zaman size, mesela bir koyun sende kaç yıl üst üste tek doğurursa elden çıkarıyorsun? Şimdi bak Osman Bey, burada hayvan tabii ki, insanlarda da her şeyde, canlılarda bunlar olur. Şimdi bu sene 300 yapan koyun seneye tek yapar. Ama bak üst üste tek yaptığı zamanı söylüyorum. O çıkar. İkinci tekinde çıkar. Bravo. İşte benim sorduğum, bak bunu herkesin bilmesi lazım. Bak şimdi Ümit kardeşimiz bu konunun kalkıp da üniversitede eğitimini almamış. Ben yıllarca bunun eğitimini almışım. Araştırmamı yapmışım. Ama şimdi ne çıkıyor ortaya? Önemli olan tecrübe ve bilgi. Bak. Tecrübe ve bilgi. Şimdi. Bu koyunu beğenmedik. Kaç yaşında? 8 yaşında ikiz yaptı. 8 yaşında ikiz yaptı. Buyur. Çok güzel maşallah. Bak kuzuların ağırlık oranına da bakabilirsin. Belli zaten. Ağırlık oranı belli. Birçok yerde tek olmaz böyle. Yani şu ağırlıkta tek kuzu olmaz. Ve 8 yaşında. Ağzına da bakabilir. Yok, senin dediğin neyse o doğrudur. Şimdi yani diyor ki abi sende koyun pahalı. Ya kardeşim bak şu zaman, şu uğraş, kafa yorma, işte güzel koç bulma. Diyorlar ki abi sen arba fiyatına koç aldın zamanında. Ya aldık ama bak ikizlik oranımız arttı. Kilo oranımız arttı. Merada yaylım şekli farklı. Asillik arttı. Yani bir şey kolay olmuyor. Damızlık yetiştiriciliği apayrı bir olay. Bunu her yönlü yapmak şimdi lazım. Marka arabaya da adam para istiyor değil mi? Doğru. Şimdi ben mesela yurt dışında şeye gittim. Bir çiftliğe gittim yurt dışında. Oradan hayvan seçeceğim. 1200 hayvan içinden hayvan seçeceğim. Hayvanlar bir gelmeye başladı. Şimdi Türkiye'ye kural olarak biliyorsun işte 2 yaşını geçmeyecek falan filan kurallar var. Şimdi hayvanlar geçiyor. Adam diyor bakıyorum hayvana, hayvan 4 yaşında 4 yaşında, hayvan 5 yaşında. Bırakamıyorsun yani. Evet. 1 yaşında. Maşallah. 5 aylık. Bunları sen damızlık bunlar. Tabii damızlık koçlar. Koç adayları. Evet. Bak, bu 5 aylık. Buradan içeri giremiyoruz değil mi? Nedeni giriz. Nereden girebiliriz? İçeriden girelim. Şöyle bir senin beğendiğin bir koçu tutup özelliklerini anlatmanı istiyorum. Ben yardım edeyim mi? Yok yok tamam. Şimdi mesela senin beğendiğin bir koçu bak, boynuzlu ve boynuzsuz. Şu olarak. Boynuzlu bak. Bak. Evet. Bu 300 eşi Osman Bey. 300 eşi. Evet bu 300 eşi. O da 300 eşi. Ben hemen bunları kapardım bak, şimdi. 300 bak. Eşi. Şimdi görüntü fizik olarak der ki ufak ama yani 6 aylık. Sallı. Bu mesela daha sallı bir hayvan. Onlar büyüyecek daha yaşında büyüyecek. Yok. Onlar 6-7 aylık. 6-7 aylık 300 eşi. Evet. Gerçekten çok güzel. Şurada var tek eşi. Fiyatlar değişebilir. Bak omuzlarını değişebilir. Görüyor musunuz? Ama boynuzlu da çift omuzlu çok zor bulursun. Çift omuzlu, ön omuzları. Peki bunların fiyatları ne civarlarda şimdi? Yani kaça veriyorsun genelde? Bunları şu an 10 bin liraya veriyoruz Osman Bey. 10 bin lira. Son derece normal fiyatlar. Yani ama şimdi bak bu kalitede. O da mesela tek eşi. Adama diyoruz ki bak bu annesi bunu tek doğurdu. Ama annesi 300 eşi. Annesi 300 eşi tek doğurdu. Olabilir. Olabilir. O da bir şey. Ama o da bir şey. Çünkü şöyle Osman Bey. Arkasını biliyorsun. Anne babayı biliyorsun. Şecereyi biliyorsun. Hani soyu soydan köpeği mandıradan. Şeceresi belli. Şeceresi belli. Evet. Dolayısıyla biliyorsun. Bunlar sonra ya bizden devamlı arayanlar oluyor. İşte değerli dostlar. Koç arayanlar. Ha bunlar şu anda size koçluk yapmaz yalnız. Bunların en az bir 10 ay geçmesi lazım değil tabii, mi? Tabii. 8-10 ay geçmesi lazım ki koçluk yapsın. Ama o zamana kadar da şey olur. Peki beslemede neler veriyorsun sen hayvanlarına? Mesela şimdi toklularına ne veriyorsun? Bunları hepsine ayrı ayrı veriyorsun zannederim. Bunların büyütme yeminden ayırdık. Mısır, arpa, yonca, çayır otu fark etmez. Yani elinde ne olan verebilir artık. İstediğin şekilde bakabilirsin. Özel bir yeme gerek yok. Gerek yok. Çünkü evet. Büyüyeceği kadar gelişimini tamamladı, annesini emdi. En az biz 3 ay anne emdiririz. 90 gün mutlaka damızlık anne emdiririz. Damızlık bırakacağın kuzu. Olan hayvan tabii, için damızlık geçerli. Bırakacağın kuzu bir kere 3 ay 90-100 gün anne emmesi lazım. Emmesi lazım değil mi? Aynen. Anne emmesi lazım ki sana 10 yıl verim yapabilsin. Evet. Peki. Erkek dişi ayırmayız yani. Peki kaç gramaj olarak ne? Bunları dışarı çıkarmıyorsun mesela değil mi? Evet, evet çıkartmıyoruz. Bu. Kapalı çünkü şu anda. Ayrı bir çoban tutman şimdi, lazım. İlk var hem öyle hem de şimdi aşıları yapılacak bu ay. İlkbahar aşıları olacak. O yüzden Nisan başına kadar şu an kapalıda duracaklar. Peki şöyle diyelim. Arpa, buğday, mısır karışık veriyorsun diyelim. Tahıl veriyorsun. Evet. Yani kaç gram veriyorsun bunlara mesela? Bunlara şu an 400 gram yetiyor. 400 gram artı kabayem serbest. Kabayem serbest. Serbest. Yonca mı normal mi? Yonca, çayır otu. Çayır otu karışık serbest karışık veriyorsun. Karışık serbest. Peki koyunların senin kaç saat otluyor genelde dışarıda? Bir sonraki programda değerli dostlar çok güzel sohbet oluyor. Şu anda bir sonraki merada programda koyunlarımız var işte sabah şöyle bu aylarda Mart aylarında saat 10'da yani çiğ dediğimiz olay çiğ kalkması lazım. Ot kuruması lazım. Sabah erken salınınca otlamaz. En az 10'da salınması lazım. 10'da yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ben şu onun denemelerini yaptım biliyorsun yurt dışında. Hı-hı. Devamlı dışarıda tutarsan çiğin sıkıntısı olmaz. Öyle ama şimdi kapalıda. Kapalıdan çiğe alırsan orada sıkıntı olabilir. Evet. Ama senin hayvanın devamlı dışarıdaysa. Zarar vericinden demiyorum. Islakta pek otlamaz koyun sabah.
Ha, o bakımdan otlama, diyorsun. Otlamadığı için gerek yok orada yani 2 saat önce salmana gerek yok. Çünkü dolaşacak, durmadan enerji kaybedecek. Tabii, gezer, durmadan gezer. Anladım. Bak bu çok önemli. Yani. Bunu da çünkü insanların çoğu şunu diyor. İşte hayvan diyor ağzı yara yapar, çiğde yok, yok, bilmem ne, bununla bir alakası, onunla yok. Alakası yok. Al işte duayeninden duyuyoruz. Yani seni gezip dolaşmasın. Gezdirir, diye. Seni de yorar, ha. Kendini de yorar. Boşu boşuna lüzum 2 yok. Saat gezer yani. Lüzum yok, çok ama güzel. Ama saat 10'da saldığın zaman direkt otlamaya başlar. Kaç saat o zaman otlatıyorsun genelde? Yaz kış aşağı yukarı. 8-10 saat. Sen burada 365 gün otlatabiliyorsun. Tabii 365 gün otlatıyoruz biz. 8 saat. 8 saat normal. Otlamaz zaten beklesen de. Ondan sonra işte evde bir şeyler verirsen kışın tabii. Ama yazın istemez. Kışın ne veriyorsun mesela şey olarak? Kafeslere gece çayır otu atabilirsin ama normal yemini yedikten sonra. Yemini yedikten sonra. Yani diyelim ki 500 gram yeme ihtiyacı var günlük bu koyun. Onu yedirirsin. Ondan sonra işte çayır otu mesela yonca. Doğuma bir ay kaldı. Ne o, yediriyorsun o zaman? Özel bakım. Ne o, bakıyorsun? O söyleyemem onu. Sır ya. Söyleyemem. Şimdi onu fazla ya. Kaçırırlar. Eksik kaçırırlar. Abi derler senden duyduk. Öğrensinler. Yani. Zeoteknik arkadaşlarımız o bilgiyi versin onlara. Daha mı iyi diyorsun? Tabii daha iyi olur o zaman. Şimdi dostlar bayağı güzel. Ama son bir ayda o gebeler ayrılıp veteriner kontrolünde ve zooteknik kontrolünde gerçekten güzel beslenmesi lazım. Şimdi biz onlar bizi aşan konular. Şimdi veterinerin işine karışmayalım burada. Kesinlikle. Zooteknik kardeşimizin işine de karışmayalım. Bak ne güzel söylüyorsun. Doğru bilgileri onlardan alsınlar. Ya onlardan da faydalanıyorsun tabii, tabii. Sen. Yani. Evet, bak ben bu kadar bilgi birikimi zaten. Olmasına rağmen. Ama şimdi ben onlardan çok bilmiş gibi olamam yani. Evet. Onlardan öğrendik. Besleme konusunda alakalı arkadaşlarımız var. Beslemeyi onlardan öğrenecekler. Veterinerliği de aşıları, iğneleri, vitaminleri falan onları tabii ki onlar peki, ben şeyde dedim Bekir'e dedim veteriner mutlaka olması, mutlaka olması lazım. Bir şey daha soracağım sana. Şimdi 53 kilo ortalamada biz kestik dedin ama bu 53 kilo ortalamada randımanın neydi? Yani bunlardaki randımanlar yani Karaca ve Merinos'un randımanı oldukça yüksek oluyor ama et şey randımanı ne? Kestirdiklerinle ilgili konuşuyorum. 53 kiloda %50'yi geçiyor mu randıman yani? 54'tü galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. 55 full oluyor da 52 olabilir bunlar. Tamam, 52, randıman 53. Ya karkas kaç tabii karkas. Geliyor? Mesela şimdi 50 kilo da diyelim şey düz yapalım. 50 kiloda 25 kilo karkassa 25 kilo 27 kilo düşün. Anladım. 2 kilo fazla. Yani %50 53'lere i̇şte falan geliyor. Yani 53-55'lere karkasa baktığın zaman 25 değil de 27. 2 ve kilo fazla. Yağ oranı yağ oranına nasıl? Geldiğimiz zaman işte Karacabey Merinos'u eti burada kalitesini burada gösteriyor. Kimse yanlış anlamasın. Karacabey Merinos'un eti çok farklı bir eti vardır. Kesenler, yiyenler bilirler. Mermerimsi dokusuyla vücudunun her yerine yayılan bir yağ dokusuyla ete çok lezzet veren bir yağ yapısı vardır. Belli bir yerinde toplanmaz. Vücutta kestiğin zaman hiç yağ göremezsin aslında ama aslında çok işine harita gibi işlemiş. Aynen, mermerimsi yani, dokusu çok güzel. Çok güzeldir. Evet. Hatta şöyle bizim kurban işi yapmıyoruz biz ama böyle reform olan hayvanlarımız oluyor erkeklerde. Onları kurbana eşe dosta diye veriyoruz. Ya çok lezzetli bir eti vardı. İşte neyle beslediğin gibi. Aslında hayvanın kalitesinden hayvanın dolayı. Hayvanın kalitesinden oluyor. Evet. Peki şöyle bir şey var. Daha sorayım o zaman. Yüzde kaç damızlık satıyorsun? Yani doğan hayvanlarını şimdi sen zaten belli bir seviyeye geldiğin için bu soruyu sorarken bile aslında sormamam lazım belki ama yani gene de soruyorum. Yani yüzde kaçlarda senin şeyin damızlık oranın? Şimdi ben sana şöyle bir şey söyleyeyim Osman Bey'im. Ben bir arkadaşa yanıklardan hediye etmiştim. Bana göre damızlık olmazdı. Hediye ettim. Aradan 1,5 yıl geçti. Bir ziyaretine gittim. Nasıl koç dedi. İyiymiş dedim, güzelmiş dedim. Gülüyor. Ne, güzel hayvan dedim, ne geliyorsun? Bir bak bakalım. Senden aldım. Ya dedim ben onu kes diye verdim sana. Damızlık mı yaptın yoksa dedi. Yani, o kadar yani. O kadarı bile oluyor yani. Ya yüzde, iyi oldu mu? %70, %50 bile çok güzel. %50 bile. Yani bizim tamam bize göre farklı şeyler oluyor da. Onları da işte bıçağa gönderiyor. Söylüyoruz ya da bu işte diyoruz bize göre reformedir yani sen bilirsin. Ona göre fiyat veriyorsun tabii, tabii, ona tabii. Yani şey yapıyorsun ama bazı zaman da bu tip böyle çok şimdi yılların şu an, yıllarca yani genetiğin senin kaç yıldır 50 yıllık bir genetiğin tabii, tabii, tabii. Var çünkü senin baba da hayvan. Dededen bir Selanik göçmeni Osman Bey. Dedem Selanik göçmeni. Dededen beri gelen dededem, bir şey. Tabii orada da koyunculuk yapıyor. Dolayısıyla yapılan. Okan o gen zaten Karacabey Merinos'u kaçlı yıllarda başladı? 43'lerde mi? 43'lerde başladı. O zamandan beri bu işe sahip çıkmış bir ailesiniz anladığım aynen kadarıyla. Öyle. Ve dolayısıyla o genlerle birlikte belli bir noktaya kadar geliyor. Ya bak sohbet o kadar Osman güzel Bey, ki. Osman Bey bunların bir de şeyi yani meracılığı çok güzel. Yani evet. Türkiye'ye çok uygun bir koyun. Uygun koyun. Yani şimdi göreceksin zaten öbür sürü de merada nasıl yayıldığını otladığını. Çoban istemiyor ya sen mobiletle koyun mu gidiyorsun? Peki ya? O zaman şöyle yapalım toparlayalım. Senin vermek istediğin üreticilerimize bir mesaj var mı buradan? Bir duayen olarak. Arkadaşlarımıza şunu diyeyim ben. Nasıl koyun olursa olsun koç çok önemlidir.
kaliteli koç kullanmalarını tavsiye ediyorum. Evet. Hani diyecekler ki abi sen koç satıyorsun diye mi konuşuyorsun? Bine onlar iyi anlarlar, bilirler ne demek istediğimi. Kaliteli koç mutlaka kullanmaları lazım. Mernos koyunu da melezi bile olsa Türkiye şartlarında bakılabilecek bir hayvan. Her yerde de olur hayvan. Her yerde yani Türkiye'nin her yerinde olabilecek bir hayvan. Hatta olur. Sivas, İç Anadolu taraflarına daha çok tavsiye ediyorum. Yaylalarımız, meralarımızı Mernos için ağlıyor. Yani o bizim Kangal koyunumuz da çok güzel de. Mernos çok farklı. 8 ayda bir doğumu olan bir hayvan. İç Anadolu'da şu an Erzincan'da bakan kardeşlerimiz var. Sinop'ta var, Samsun'da var. Yani çok memnunlar. Memnunlar, başarılılar. Türkiye'ye Mernos'u bir ayrıcalıklı olarak. Yani iki sefer, yani 8 ayda bir doğum yaptığı için tavsiye ediyoruz. Öbür hayvan yine güzel. O ayrı bir güzelliği var tabii ki onun da. Peki, sana çok teşekkür sağ ediyorum. Sağ olun, ayağına şimdi, sağlık. Şimdi çıkacağız dışarı. Bir başka programda buluşacağız. Programın sonunda bir de bunu ekliyoruz. Şimdi bir tane kardeşimiz gelmiş. Kendisi İngiltere'den Türkiye'ye gelmiş bir kardeşimiz. Merhaba. İngiltere'de çalışıyor. İsim soyadı alalım. İsmim Mustafa Kırcıoğlu. Mustafa Kırcıoğlu. Evet, kaç anacım var? Şu anda 150 tane falan kaldı. 150 tane anacım var. Evet. Ve sen buradan damızlık almaya geldin, evet, değil mi? Daha önce ben Ümit abiden almıştım. Çok memnunum. Çok memnunsun. Evet, yani. Bunu niye seçtin peki? Söyle bakalım. Yani 300 olduğunu söyledi Ümit abi. 300 yavrusu olduğunu söyledi yani. Kuzusu. Ha, biraz evvel gösterdin, evet, değil, evet, mi? Evet. Çok güzel, evet, çok güzel. Evet, hayırlı uğurlu olsun. İnşallah. Allah tüyü kadar bereketini versin inşallah, sana. İnşallah. Evet, şöyle bir de yandan görelim onu, bir çevirelim de şöyle bir salına da bakalım. Salına da bakalım, bir çevir iyicene. Gösteriye sokar gibi ha. Yok öyle değil, tam dur. Biraz, ha, tamam, yandan al. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. En azından gelmişken böyle bir şeyi de gördük. Bunu da çektik dostlar. Satış oldu. Bütün üreticilerime ben bol satışlar diliyorum. Tamam, sağ ol Mustafa. Bu arada sevgili dostlar, abone olmayı, titreşimi açmayı, eğer videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Buradan hepinize sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Koyunlarınız, keçileriniz, kuzularınız, oğlaklarınız, tüm hayvanlarınız ve sizler sağlık içinde olun. Sevgiyle kalın, güzellikler içinde kalın. Hoşça kalın.